Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Hac suresi 38-41. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا. Şüphesiz Allah iman edenleri müdafaa eder. Allah onları savunur. Bir takım tehlikelerden onları korur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. Ve şüphesiz Allah hıyanet içinde olan ve nankörlük yapan kimseleri sevmez. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala'nın ehli imanı müdafaa etmesi, ehli imanı savunması nazara veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bir başka ayette Yüce Rabbimiz şöyle bildirir. Allahu veliyyüllezine amenu, Allah iman edenlerin velisidir. Onların yar ve yardımcısıdır. Yuhricuhum minaz zulümati ilen nur, onları zulümattan nura çıkarır. Yani küfrün karanlıklarından aydınlığa çıkarır. İman nuruna çıkarır. Öte yandan ehli iman bir takım zor durumlarda da zaman zaman kalır. Ama Allah onlara yardım eder ve onları o sıkıntılardan kurtarır. Ve Allah-u Teala hıyanet içinde olanları sevmez. Hainlik yapanları sevmez. Nankörlük yapanları da sevmez. Üzine lillezine yugatelune biennehum zulimun. Zulmedilmeleri sebebiyle kendileriyle savaşılan kimselere izin verildi. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini değerlendirme noktasında hicret çok önemli bir ayrımdır. Hicret öncesi ve hicret sonrası. Hicret öncesi nazil olan ayetler Mekki ayetler, Mekki surelerdir. Hicretten sonra nazil olanlar ise medeni ayetler, medeni surelerdir. İşte hicret öncesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zaman zaman Müslümanlar serzenişte bulunuyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, dinimizden dolayı çok zahmet çekiyoruz. Bize işkence uygulanıyor. İzin ver, bunlarla savaşalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bununla emrolunmadım diyor. Ve gelen ayetlerde de kuffu eydiyakum, yani ellerinizi onlardan çekin, doğrudan mukabelede bulunmayın. Bu mealde ayetler var. Sabrı tavsiye eden ve diğer tarafla doğrudan bu gibi bir mücadeleye izin vermeyen ayetler var. Ama bu ayet-i kerime ile beraber artık zulmen kendilerine saldırıda bulunulan bu kimselere, ehli iman olanlara karşı koyma izni veriliyor. Bu önce bir izin olarak veriliyor. Ardından da doğrudan bir emir şeklinde, Allah yolunda bir mücadele tarzında emir olarak da geliyor. Mesela bu emrin neticesinde قَاتُلُ الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. İşte yakınınızda olan kafirlerle savaşın. Bu var. Bunun yanında onlar toptan sizinle savaştığı gibi siz de onlarla toptan savaşın. Bu mealde ayetler var. قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ve din tümüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu mealde başka ayet-i kerimelerde bulunmakta. İşte hicretten sonra önce Müslümanlara kendileriyle savaşan kimselere cevap verme hakkı veriliyor ve böylece mukabeleyi bil misil, misliyle mukabelede bulunma izni bu ayet-i kerimeyle verilmiş oluyor. Ve inna Allah'a ve şüphesiz Allah ale nasrihim, onlara yardım etmeye le gadir, kadirdir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Burada izin verildikten sonra galip geleceklerine de bir işaret var. Gerçekten Müslümanlar başlangıçta zayıftı, sayıları azdı. Doğrudan mukabele bile edemiyorlardı. Ama hicretten sonra bir devlet kuruldu. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam riyasetinde Medine Site Devleti. Ve bu devletin gücü gittikçe arttı. Müslümanlar artık mukabelede bulunmaya da başladılar. Ve girmiş oldukları ilk savaşta, Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımıyla net bir şekilde bir galibiyet elde ettiler.
اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ hak. Ki onlar diyarlarından haksız bir şekilde çıkarılmışlardır. Yani burada muhacirler nazara veriliyor ve o muhacirler haksız bir şekilde yurtlarından çıkarıldılar. Ve bunların bir suçu da yoktu. İlla en yagulu Rabbunallah. Bunların tek suçu Rabbimiz Allah demeleriydi. Yani Rabbimiz Allah dediklerinden dolayı diyarlarından çıkmak zorunda kaldılar. Buna fitne deniliyor. Yani insanları dininden dolayı belaya maruz bırakmak. İnanç yönüyle onlara inanç hürriyeti vermemek, ibadet yönüyle ibadet hürriyeti vermemek, insanların vicdanına, dinine müdahaleye çalışmak. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları önce Habeşistan'a gönderiyor bir kısmını. Orada diyor hürmetkar bir hükümdar var. O size yardımcı olacaktır ve dininizi orada yaşayabileceksiniz. Müslümanların bir kısmı oraya gidiyor. Orada gerçekten daha rahat bir şekilde dinlerini yaşıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz kendisi Mekke'de. Müslümanların büyük bir ekseriyeti yine Mekke'de. 13 yıl zor şartlar altında İslam'ı yaşamaya çalışıyorlar. Ama neticede Mekke'den çıkmak zorunda kalıyorlar. İşte ayet-i kerime onların diyarlarından haksız yere çıkarıldıklarını, zulmen çıkarıldıklarını bildiriyor. Ve onların suçu sadece ve sadece Rabbimiz Allah demeleri. Demek ki inançlarından dolayı çıkarılıyorlar ve zulmediliyorlar. Velev la def'ullahin nase ba'dahum bi ba'din. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, yani kuvvetler dengesi diyebileceğimiz bir durum. Bir tarafta küfür ehli olanlar vardır. Ama ona mukabil ehli iman da gittikçe kuvvetlenir. Böylece bir denge meydana gelir. Böyle bir denge olmasaydı lehuddimet savami'u manastırlar bunlar yıkılırdı ve biyaun ve kiliseler ve salavatun havralar ve mesacit ve mescitler. Yani buralardaki insanlara ibadetlerini rahat yapma fırsatı verilmezdi. Bütün bu mabetler İşte kiliseler, havralar, mescitler ve öte yandan manastırlar, bütün bu mabetler yıkılırdı. Zalim insanlar tarafından buralar harabeye döndürülürdü. Yüzkeru fihesmullah kethira ki buralarda Allah'ın adı çokça anılmaktadır. Burada Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler, yani bu sadece mescitlerle alakalı da düşünülebilir. Özellikle mescitlerde Allah'ın adının çok daha zikredildiğine bir işaret olarak bunu görebiliriz. Veya bu tamamının bir özelliği de olabilir. Çünkü manastırlarda, kiliselerde, havralarda olanlar da Allah'ı anıyorlar, Allah'ı yad ediyorlar. Allah'ın adının yad edildiği bu gibi yerlere zalim insanlar izin vermezdi, fırsat vermezdi. Ama Allah-u Teala insanları dengeliyor. Birbirine mukabil kuvvetler meydana geliyor ve kuvvetler dengesi içinde bu gibi yerlerde ibadete devam ediliyor. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Şüphesiz Allah kendine yardım edenlere yardım edecektir. Tabi ibare olarak düşündüğümüzde bazı insanlar Allah'a yardım ediyor, Allah da onlara yardım ediyor. Böyle anlaşılır. Ama bundan murat, Allah'a yardım etmekten murat, Allah'ın dinine yardım etmektir. Yani bu mecazi bir ifade. Allah kendi yolunda mücadele edenlere, dinine yardımcı olanlara elbette yardımcı olacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ Şüphesiz Allah kavidir, azizdir. Yani Allah kuvvetlidir. Allah'ın gücü, kudreti hayal edemeyeceğimiz şekilde sınırsızdır. Yani sonsuz bir kuvvet, sonsuz bir kudret. Biz onu tam da anlayamıyoruz ama Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu şu alemi incelemek suretiyle Allah'ın sonsuz kudret tecellilerini görüyoruz. Ve bakıyoruz ki en küçük bir atomda bile Allah-u Teala öyle bir enerji depolamış ki bu enerji açığa çıktığında atom bombası haline geliyor.
ve diyelim bu atom bombasındaki enerji fabrikalarda kullanılsa, bir fabrikayı onlarca yıl belki rahat idare edecek şekilde bir enerji orada meydana geliyor. Alemde her şey Allah-u Teala'nın azametini, kibriyasını, büyüklüğünü bize anlatır ve Allah-u Teala'nın sonsuz kudretinden bize haber verir. Elbette ehli iman olanlar bu sonsuz kudreti yakınlarında hissederlerse ve o sonsuz kudretin yardımına mazhar olurlarsa o kuvvetin önünde durulmaz. Dolayısıyla sebepler açısından bakıldığında her ne kadar küfür ehli sayıca çok da görülse, galip gibi de görülse, Allah ummadıkları yerden ehli imana yardım eder. Diğerlerinin ummadığı yerden onların foyaları ortaya çıkar, onların eksikleri ortaya çıkar ve umulmadık bir şekilde onlar mağlup olurlar. Ve yine umulmadık bir şekilde ehli iman galip gelir. Tarihe bakıldığında, belki de tarihte bunun çok örneklerini görebileceğiz. İşte Bedir bunun en güzel örneklerinden birisidir. Müslümanlar sayıca diğer tarafın üçte biri ve ellerinde doğru dürüst silah yok, binecekleri at, deve yok. Namüsait şartlar içindeler ama diğer tarafı çok kısa bir zamanda yenebiliyorlar. Veya bir Malazgirt Savaşı, işte Malazgirt Savaşı'nda 1071 Malazgirt Savaşı'nda iki tarafın kuvvetleri birbirine nispet edildiğinde diğer taraf çok daha fazla. Ama çok kısa bir zaman içerisinde ehli iman galip gelebiliyor. Veya Muhaç Harbi gibi savaşlarda, yine pek çok savaşlarda Allah-u Teala'nın ehli imana yardımı ve diğer tarafı da perişan etmesi net bir şekilde görülüyor. Bunun tabi bilinmesinde şu yönde fayda var. Ehli iman muvaffakiyetlerini Allah'tan bilirler. وَمَا تَوْفِقِي وَمَا تَوْفِقِي اِلَّا بِاللّٰهِ Yani benim muvaffak olmam ancak Allah'tandır derler. Yine Kur'an'dan aldıkları dersle مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Sana gelen iyilikler Allah'tandır ama kötülükler ise kendi nefsindendir. Bunu böyle bilirler ve galibiyeti Allah'tan, mağlup olmayı ise kendi tecrübesizliklerinden veya gereğini yapmamalarından bilirler. İşte Uhud Harbi'nde Müslümanlar normalde galip gelebilecekleri halde, hatta savaşın başında galip geldikleri halde, neticede bazı ayrıntılara dikkat etmediklerinden, Peygamberimizin emri orada tam yerine getirilmediğinden bir mağlubiyet yaşadılar. Veya Huneyn Savaşı'nın başında Müslümanlar sayıca aslında çok kuvvetli idiler. Hatta o kalabalığı gören bazı Müslümanlar o gün şöyle demişlerdi. Artık sayıca azlıktan dolayı biz mağlubiyet yaşamayız. Sayımız bu kadar arttıktan sonra artık biz az değiliz, çoğuz, mağlup olmayız diye düşündüler. Daha önceki savaşlarda sayıca az iken galip gelmelerine rağmen Huneyn Savaşı'nın başında sayılarının çokluğuna güvendiler ve çok acı bir mağlubiyet yaşadılar. Ama neticede Allah yine yardım etti ve bir takım harika olayların sonunda Müslümanlar orada galip geldiler. Demek ki Allah-u Teala ehli imana yardım etmeye kadirdir ve kavidir, azizdir. O asla mağlup olmaz. Ehli iman olanlar bu sonsuz gücü, kudreti arkalarında hissettiklerinde daha böyle kuvve-i maneviyeleri yerinde olur. Yani Allah bizimle beraber derler, bunu düşünürler ve bu da onları galip getiren unsurlardan birisi olur. Malum savaşla ilgili ayetlerde, mesela Enfal suresinde Allah-u Teala'yı yad edin diye de emir veriyor. Yani savaş esnasında iki ordu karşı karşıya geldiğinde ehli iman Allah Allah diyerek öyle savaşacak. Ve tarih boyunca ecdadımız savaşlarda Allah Allah diyerek savaşmıştır. Diğer taraf başka sesler çıkarırken ehli imanın ordusu Allah Allah diyerek savaşmıştır. Şu anda da yine askerlere bildirilen nizamnamede, yönetmeliklerde bu böyledir. Ve bu şekilde Allah Allah diyerek bir kimse savaştığında
alemlerin Rabbinin sonsuz kudretini arkasında hisseder ve ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim der. Bunun neticesinde kuvve-i maneviyesi gerçekten takviye edilmiş olur. Morali düzgün bir şekilde savaşı gerçekleştirir. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ Onlar o kimselerdir ki, yani Allah'ın dinine yardım eden kimseler, o kimselerdir ki, eğer biz yeryüzünde onlara imkan versek, onları güç, kudret sahibi yapsak, yeryüzünde hakim duruma getirsek, اَقَامُ السَّلَاةَ Namazı ikame ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Bir de sadece kendileri namaz kılmakla kalmazlar. Toplumun namaz kılan bir toplum olması için gayret içinde olurlar. Tabi bu bir baskı kurmak anlamında değildir. La ikrahe fiddin, dinde ikrah, zorlama yoktur. Ama dinde güzel örnek olmak vardır. Tebliğde bulunmak vardır. Onlar toplumun namaz kılan bir toplum olması için gayret içinde olurlar. Ve tevuz zekate, zekatlarını verirler. Ve emaru bil maruf ve nehev anil münker. Ve maruf olanı emrederler, münker olandan da sakındırırlar. Yani emri bil maruf, nehy anil münkerde bulunurlar. Ve lillahi akibetül umur, işlerin akibeti Allah'a racidir. Yani bütün işler Allah'a racidir. Ve ilallahi turcaul umur, bütün işler Allah'a racidir diye başka ayette ifade ediliyor. İşte akibete bakmak lazım. Vel akibetu lit takva, akibet takva ehlinindir. Yani günahlardan korunan, sakınan kimseler netice itibariyle galipte geleceklerdir. Burada Mekke muhacirlerinin, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların neticede galip geleceklerini ve hakim olacaklarını Allah-u Teala önceden bildiriyor. İşte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunlar da muhacirlerden ve bunlar daha halife değilken adeta ayet-i kerime onların hilafet dönemlerinden de haber veriyor. Çünkü Peygamberimiz dönemindeki hicretten yeryüzünde imkan sahibi olmak, hükümran haline gelmek onlara nasip olmuş ve ayet-i kerimede adeta buna da bir işaret ediliyor. Onları yeryüzünde hükümran kıldığımızda, yeryüzünde hakim yaptığımızda onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, emri bil maruf, nehyanil münkerde bulunurlar. Ama bir kısım başka insanlar yeryüzünde hükümran duruma geldiğinde bakıyorsunuz durumları değişebiliyor. Daha evvelinde diyelim mütevazi insanlar, namazına dikkat eden kimseler ama diyelim iyi bir makama geldi, hatırı sayılır bir konuma yükseldi, dünyaya dalabiliyor ve orada kaybolup gidebiliyor. Asıl marifet böyle bir hükümranlığa ulaşmazdan önce dini yaşadığı gibi sonrasında da yaşayabilmektir. Sonrasında da gerçekten Allah'ın dinini hayatında uygulayabilmektir. Bu şekilde olduğunda gerçekten o insanlar güzel bir akıbeti elde etmiş olurlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlamayı, ona göre yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.